Richard Dawkins diyor ki 1996 yılında proteinler ne dünyada ne uzayda tesadüfen oluşamaz diyor. Ancak bir yaratıcı tarafından olabilir diyor. Kim diyor? Uzaylılar diyor. Ya ayıp yapıyorsun, koskoca adamsın ya, koskoca insansın. Ne uzatıyorsun işte? Yüksek bir zeka diyor. Çok yüksek bir zeka tarafından. Ya Allah desene. Çok üstün bir zeka diyor. Yani bir türlü Allah diyemiyor. Şimdi çok önemli yine evrimci bilim adamlarından bir tanesi Sir unvanı vardır kendisinin. Aynı zamanda Profesör Fred Hoyle'un şöyle bir açıklaması var. Eğer maddenin organik sistemleri hayata doğru iten bir temel prensibi olsaydı, bunun varlığının laboratuvarlarda kolaylıkla kanıtlanabilir olması gerekirdi. İlkel çorbayı temsil etmek üzere ben sözüne devam ediyorum. Örneğin bir yüzme havuzunu ele alın. Bunu biyolojik olmayan özellikteki kimyasallarla istediğiniz gibi doldurun. İstediğiniz gazı üzerine pompalayın. Veya aradan isterseniz hoşunuza giden herhangi bir çeşitli radyasyon verin. Deneyin bir süre sürmesine izin verin. Ve o 2000 enzimden canlı hücreler tarafından üretilen proteinler bunlar. 2000 enzimden kaç tanesinin havuzda ortaya çıkacağını görün. Ben cevap vereceğim. Böyle bir deneyi yapmanın zaman, zorluk ve masrafından kurtulmuş olursunuz. Muhtemelen amino asitlerden ve diğer basit organik kimyasallardan oluşan kahverengimsi çamurdan başka hiçbir şey bulamayacaksınız. Bu iddiadan bu kadar emin nasıl olabilirim? Eğer tam tersi olacak olsaydım bu deney şimdiye kadar çoktan yapılmış olurdu. Ve eğer yapılsaydı dünya çapında çok iyi bilinip ünlü olurdu. Burada Çok çok doğru. önemli sözü. İşte Evet. evrimcilere cevap yine başka bir evrimciden geliyor. Sir Fred Hoyle'un açıklaması bu. Bunun maliyeti ise Ay'a bir adam yerleştirmeyle karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır diye ifade ediyor. İşte burada çok önemli hiçbir zaman canlılık laboratuvar ortamında meydana getirilemedi. Tesadüflerin böyle bir şey yaptığını iddia eden evrimciler kendi bütün imkanlarını kullanarak, bilimin son gelişmelerini kullanarak yine de laboratuvar ortamında canlılığı meydana getiremediler. İstedikleri koruma altına aldı, istedikleri tedbirleri, istedikleri koşulları sağlasalar da böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olmadı. Çünkü Allah'ın ol demesiyle, Allah'ın can vermesiyle bir varlık canlanır. Bunun dışında canlılığın meydana gelmesi mümkün değildir. Cansızdan Gerçekten. canlı meydana gelmez. Bu çok ilkel bir bilim anlayışıdır. Böyle bir şeyin olmadığını da zaten Evet. yüzyıllardır biliyoruz, Evet. ispatlanmış bir gerçek. Mesela bu Carlton Brett var, ünlü evrimci. Yeryüzünde diyor hayat zaman içinde yavaş yavaş kademe kademe mi gelişti? Fosil kayıtlarına başvurduğumuzda diyor bu soruya cevap maalesef hayır diyor. Fosil kayıtlarında böyle bir şey bulamıyoruz diyor. Mesela bu Edmund Ambrose var. O da ünlü, dünya çapında ünlü evrimci. Şunu kabul etmeliyiz ki fosil kayıtlarında yaratılışçıların görüşlerine ters düşecek maalesef hiçbir şey yok diyor. Tam yaratılışların dediği gibi diyor fosil kayıtları. Yani yaratılışı ispat eder mahiyette diyor. Skeptical. 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 But lots and lots of people are skeptical in the scientific community. I know dozens of mathematicians who scratch their head and say, "You guys think this is the way life originated?" It's absolutely a preposterous theory. We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Skeptical. 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 But lots and lots of people are skeptical in the scientific community. I know dozens of mathematicians who scratch their head and say, "You guys think this is the way life originated?" It's absolutely a preposterous theory. We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.